Bizden bu integralleri hesaplamamızı istiyorlar ve bir de grafik vermişler. Birincisi eksi 6'dan eksi 2'ye fx x'in belirli integrali. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu integralin neye eşit olduğunu kendi kendinize hesaplamaya çalışın x eşittir eksi 6 ile x eşittir eksi 2 arasındayız. Belirli integralin eğrinin altında ve x ekseninin de üzerinde kalan alan olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Evet eğrinin altında x ekseninin de üzerinde kalan alana bakarsak hemen tarayayım. E i̇şte burası. Bana bu alanı nasıl hesaplayabileceğimizi söyleyebilirsiniz değil mi? Bunun yarım bir daire olduğunu düşünebiliriz. Evet dairenin alanını bulmayı istediğimizde de ne yapıyorduk? Yani yarıçapını biliyorsak alanını hesaplarız. Buradaki dairenin yarıçapı da bir bakalım. 2 birim. Merkezden hangi yöne gidersek gidelim daireye ulaştığımıza göre iki birim yol kat etmiş oluyoruz. Dairenin alanı neydi? Pi çarpı r kare. Yazıyorum pi çarpı yarı çapın yani 2'nin karesi. Buradaki yarım daire olduğu için bunu bir de 2'ye bölmemiz lazım. Sonuç 4 pi bölü 2'den 2 pi eder. Evet, hadi bir tane daha. Bu da eksi 2'den 1'e fx dx'in belirli integrali. Yine videoyu durdurup integralin neye eşit olduğunu kendi kendinize hesaplamayı deneyebilirsiniz. Birlikte yapalım. Eksi 2'den 1'e gidiyoruz. Ama burada dikkatli olmamız lazım. Neden diyecek olursanız az önce belirli integralin eğrinin altında ve x ekseninin üzerinde kalan alan olduğunu söylemiştim. Ama dikkat ederseniz fonksiyon bu aralıkta x ekseninin altında. Bu integrali hesaplamak için yine az önce yaptığımız gibi alanı hesaplayabiliriz. Ancak fonksiyon x ekseninin altında olduğu için integralin bulduğumuz alanın negatifine eşit olacağını da aklımızda çıkarmamamız gerekiyor. Hadi şimdi alanı bulalım. Birkaç farklı şekilde düşünebiliriz. Bunlardan biri alanı daha küçük alanlara parçalamak olacak. İsterseniz bunun bir yamuk olduğundan da yola çıkabilirsiniz ama alanı bu şekilde de bulmak mümkün. yamuğu şu şekilde parçalarsak evet, bu üçgenin alanı 1 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2'den 1'e eşit olur. Dikdörtgenin alanı 1 çarpı 2'den 2'dir. Bu üçgenin alanı da bu üçgenin alanı eşit olacağı için yani tabanı 1 yüksekliği 2 olduğuna göre 1 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2'den bu da 1 olur. Üçgenin alanı taban çarpı yüksekliğin yarısı öyle değil mi? Bu durumda toplam alan 1 artı 2 artı 1'den 4'e eşittir. Ve buraya hemen 4 yazmak içinizden geçmiş olsa da fonksiyonun x ekseni altında olduğunu aklınıza getirip integralin eksi 4'e eşit olması gerektiği sonucuna ulaşmanız gerekiyor. Peki sıradaki. 1 ile 4 arasında f(x) dx'in belirli integrali. Hadi hemen videoyu durdurun ve kendiniz yapın. Sınır değerleri bu ve bu. O halde bahsi geçen integral bu alana eşit olacak değil mi? Güzel. Alanı nasıl hesaplayacağız? Üçgenin alan formülünü kullanacağız. Öyle değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Evet, 1 bölü 2 çarpı taban nedir? Bir bakalım. 1 ile 4 arasında olduğumuz için 3. Yükseklik ise 1, 2, 3. 4. Evet, bunun sonucunda da 6 buluruz. Şimdi son olarak bir de 4 ile 6 arasında f(x) in belirli integrali var. Bu da buradaki alan öyle değil mi? Ama yine dikkatli olmamız lazım. Demek istediğim alanı bulacağız ama integralin değeri alanın negatifine eşit olacak. Burada da yarı çapı 1 olan bir yarım daire var değil mi? Dairenin alanı pi r kareydi. Pi çarpı 1'in karesi. Tam dairenin alanı bu. Bize yarısı lazım. O halde bunu bir de 2'ye bölüyorum. Bu alan az önce de söylediğim gibi x ekseninin altında fonksiyonun da üzerinde olduğu için integralin neye eşit olduğunu söylemek adına adına önüne bir eksi işareti koymamız lazım. Yani cevap eksi pi bölü 2. İşte bu kadar.